İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türkiye değil, Batı Ermenistan vatandaşı. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti İsrail ve Etiyopya'da büyükelçilik açılmasını onayladı. ABD Kongre üyeleri Ermenistan Cumhuriyeti ziyareti çerçevesinde Artsakh'ı da ziyaret edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Basra Körfezi'ndeki ciddi bir çatışma tüm dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracak. Birleşik Arap Emirliği, Orta Doğu'da navigasyon güvenliği sağlamak için koalisyona katıldı. Romanya Senatosu 12 Ekim gününü Ermeni dili, alfabesi ve kültür günü olarak ilan eden bir taslağı kabul etti. Dalan Fest adlı 3 günlük rock festivali Gümrü'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan, Zovinar Melkonyan DNA incelemesinin sonuçları hakkında yorumda bulundu. Onlar şaşırtıcı olmakla birlikte Bayan Melkonyan yaralayıcı ve ön yargılı yorumları kınamaktadır. Kızının önerisi üzerine DNA testi gerçekleştiren Bayan Melkonyan bu sonuçları bizimle paylaştı. Şöyle ki, Türkiye'ye dönüştürülen Batı Asya %80.1, İtalya %8.9, ailemde hiç Yahudilik bulunmazken Eskenazi Yahudi %6.9. Orta Doğu aslında İran, çünkü evet, anne tarafından İranlı kökenlerim var, %4.1. Benim DNA testimin sonuçları bunlar. Umarım benim soyadım Melkonyan ile tanışarak ve yan ile biten soyadını taşıyan kişinin Ermeni kökenli olduğunu açıkça gösterdiğini bilmeniz gerekir. Verdiğiniz ifadelerden şaşırdım. Bu yüzden ekleyeceğim bazı yorumlarım var. DNA'mın kökeninin çoğunu Türkiye'den olduğunu mu kanıtladınız? Ancak Türkiye olmadan önce bu bölge Batı Ermenistan idi. Benim kökenim oradan gelme. Bu konuda hiçbir şeyden bahsedilmedi. Neden? Bize yalnız kasıtlı bilgiler sağlama konusunda ciddi olduğunuzu düşünmüyorum. Sonuçta Ermenistan sanki hiç olmamış ve yokmuş gibi tamamen itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ermenilerin kökeni Türkiye'ye affedilmiş gibi gösteriyorsunuz. Siz diyorsunuz ki şimdiki İran ve Türkiye vatandaşlarının genetik mirası buna bağlı olarak eski Pers ve yerli Türk halklarına dayanıyor. Buna nasıl cüret edebiliyorsunuz? Antik Persler M.Ö. 10. yüzyılda bölgeye giren göçebelerdi. Tarih öncesi zamanlarda şimdi Türkiye diye anılan yerler Büyük İskender tarafından Helenleştirilene kadar avcı toplayıcıların yaşadığı yerlerdi. Ermenilerin tarih sahnesinde bulunduğu zamanlarda Türkiye daha dünyada yoktu. Ermenileri kökenleri bakımından Türklerle eşleştiremezsiniz. Sizin cevabınızı bekleyene kadar hatanızı internetten ifşa edeceğim. Sevgiyle. Hükümet Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından sunulan İsrail ve Etiyopya'da Ermenistan Cumhuriyeti elçiliklerinin açılması önerisini onayladı. Dışişleri Bakanı elçiliğin ne zaman açılacağını bilmediğini ve iki ülkenin ortak çalışmalarına bağlı olduğunu belirtti. Etiyopya'dan bahseden Mnatsakanyan, bu ülkenin Afrika yapılarının merkezi olduğunu ve Ermeni-Etiyopya dostluk ilişkilerinin varlığını ifade etti. Dışişleri Bakanı'nın sözlerine göre Etiyopya'da elçilik binasının açılması, diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeye fırsat sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Jackie Speer Kançelyan, Judy Chu ve Frans Pelon, 1 Ekim günü başlatacakları bir haftalık Ermenistan Cumhuriyeti ziyareti çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmeye karar verdiler. Armen Press'in Amerika'nın sesine atıfta bulunarak verdiği habere göre Pasadena temsilcisi Judy Chu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde düzenlenen Amerikan Ermeni Kongresi'nin etkinliği çerçevesinde ilgili bu haberi duyurdu ve Artsakh Cumhuriyeti'ni şahsen ziyaret etmeyi ve oradaki durumdan emin olmayı düşünüyorum dedi. Kongre üyesi Chu'nun bir ay önce ABD Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu tarafından kabul edilen girişimi, Royce Engel'in ateşkes teklifinin Karabağ Artsakh bölgesinde uygulanması için $4 milyon tahsis etmeyi planlıyor. Bu parayla hangi tarafın ateşkes kararını ihlal ettiğini belirlemeye yardımcı olmak için Azerbaycan ile Artsakh Cumhuriyeti arasındaki temas hattı boyunca özel ekipmanlar kurulacak. Chu şöyle devam etti. Bu önlemler barışı teşvik etmeyi ve ateşkes ihlal edenleri sorumlu tutmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler uzmanları ülkedeki petrol tesislerinde hafta sonu gerçekleşen patlamaları araştırmak için Suudi Arabistan'a gitti.
Ajans France Presse'in belirttiğine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin artması halinde yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulunan bir açıklama yaptı. Onun sözlerine göre uzmanlara 2015 yılında İran ile Güvenlik Konseyi formülü çerçevesinde onaylanan nükleer anlaşmaya inceleme başlatılmasına izin verildi. Guterres gazetecilere verdiği demeçte Birleşmiş Milletler uzmanlarının Suudi Arabistan'a çoktan gittiklerini ve Güvenlik Konseyi tarafından verilen görev doğrultusunda işlerini yapacaklarının açık olduğunu açıkladı ve saldırıyı kesinlikle kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Haber Ajansı tarafından bildirildiği ve Armen Press Ajansı'nın belirttiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının güvenliğini sağlamak için ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona katılmaya karar verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın temelinin küresel enerji güvenliği ve dünya ekonomisine sürekli enerji sağlama arayışı olduğu belirtildi. Interfax'ın aktardığına göre daha önce Avusturya, Bahreyn ve İngiltere'yi kapsayan koalisyona Suudi Arabistan da katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Romanya Büyükelçisi Sergey Minasyan, Facebook sayfasında yazdığına göre Romanya Senatosu 18 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 12 Ekim'i Romanya'da Ermeni dili, alfabesi ve kültür günü ilan eden tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Büyükelçi, tasarı Romanya Parlamentosu milletvekilleri Varujan Pamukcan ve Varujan Voskanya'nın girişimiyle sunuldu. Romanya'nın iç prosedürlerine göre tasarının mecliste alt meclis tarafından da onaylanması ve ülkenin cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor diye yazdı. Dalan Fest adlı 3 günlük rock festivali 22-24 Eylül günlerinde Gümrü şehrinde gerçekleştirilecek. Festival, Manukyan Şirketi ve Gümrü Belediyesi Kültür ve Gençlik İşleri girişimiyle ve Kültür Bakanlığı'nın fonlarıyla düzenleniyor. Program, Bambir adlı rock grubunun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Proje yöneticisi Lilith Tomasyan, Armen Press'e verdiği demeçte, bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 28. yıl dönümü olan 21 Eylül'de Gümrü'yü ziyaret edecek ve şehirden ayrılmak istemeyenler için de güzel bir fırsat. Bu herkes için 3 günlük heyecan verici bir eğlence, dedi. 22 Eylül'de Elmas Suyu, 23 Eylül'de Diezerki Band ve 24 Eylül'de Rosenthal adlı grupların katılımıyla 3 ana konser verilecek. Tüm konserler saat 17'de başlayacak. O zamana kadar alanlar hazır duruma getirilecek ve aydınlatılacak. Gümrü Teknoloji Merkezi de festival günlerinde ilginç bir sürpriz vaat ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hay Kaçer ve Ayk adlı folk topluluğundan Garno Erzurum Ninnisi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.